bilelim artık, değil mi? Bak hele. Sen şimdi şu ahırların oradan içeri gir. Kümesi geçince orada bahçe var. Orada beni bekle, tamam mı? Anladın mı? İyi hadi. Hadi. Kemal kardeş. Kundakçı teslim olmuş. Karakoldaymış. Aferin. Gözünüzü hep böyle dört açacaksınız. Bundan kelle elini kolunu sallaya sallaya kimse bu çiftlikten içeriye giremeyecek. Tamam mı? İyi. Aç bakalım şu kapıyı. Aç. Aç. Kapat. 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 Şerefsiz! Kemal suçunu itiraf etti. Gerisi mahkemenin işi. Kimin maşası olduğunu da söyledi mi? Hayır, tek başına yaptığını söyledi. Hadi ellerinize gidin. Hadi dağılın, dağılın hadi! Şerefsiz! Kemal! Dün olanları duydum, duramadım. Bir de kendi gözümle göreyim dedim. Çok fenaydı Cemşir. Jandarmalar gelmeseydi ne olurdu bilmiyorum. Çok şükür şimdi hepimiz çok iyiyiz. Torunum, torunum nasıl? İyi, iyi, bir şeyci yok. Hem de çok korktuk hepimiz. Tabii, koskoca çiftlikte bir tane adam, bir tane er yok ki. Kadın başınıza ne kadar dayanacaksınız ki? Bana bak, bu köylü kısmısı durmaz. Bu işin sonu iyi değil Zehra. Ne yapalım Cemşir? Gülü de perişan. Al torunumu bana gelin. Ben sizi saklar kollarım. Yok. Delirdin mi sen? Gülü evden çamamızı yasakladı. Ortalığı çok karışır. Bana bak. Ben bu çiftlikteki gavatlardan daha iyi kollarım. Olmaz Cemşir. Israr etme. Şimdi kimse görmeden hemen git buradan. Ben sizi merak edip buraya bir suçlu gibi gizlice geliyorum. Sen başından def ediyorsun beni. Ama bu son. Bundan sonra sana yalvarmayacağım Zehra. Bunu böyle bilesin. Orhan neredesin? Meraktan öldüm. Halide her şeyi öğrenmiş. Nasıl yani? Neyi öğrenmiş? Partiden ihraç edildiğimi. Beş kuruşsuz kaldığımı, kumar borçlarımı, Paşazade'nin ağzını tutamayacağını bilmeliydim. Ya yangın meselesi? Onu da benim yaptırdığımı biliyorum. Aman yarabbim. Ne yapacağız şimdi? Hı? Bir şey söylesene. Soğukkanlı olacağız ya. Bekleyeceğiz. Halide öğrendiklerini kendi çıkarları için bir süre saklayacaktır nasıl olsa. Nasıl emin olabiliyorsun? Orhan, paraları alıp hemen gidelim buradan. Bekleyecek vaktimiz kalmadı artık. Son kozumu oynuyorum Seher. Çok az kaldı kazanmama. Serap bütün bu olanlardan çok yıprandı.
Şimdi artık her zamankinden bana daha fazla muhtaç. Anlıyor musun Seher? Delirmişsin sen. Bu iş çığırından çıktı artık. Hala anlamıyorsun Seher. Benim derdim yalnızca para değil. Serap'la evlendikten sonra her şeyin sahibi ben olacağım. Çiftlik, araziler, bütün toprakların sahibi ben olacağım. Bu kadar uğraşıp Serap'a ve servetine bu kadar yaklaştıktan sonra artık vazgeçemem Seher. Bu benim hayatımda oynadığım en büyük kumar. Kazanmama ramak kaldı. Çok yakında bütün bu gücün sahibi ben olacağım. Anlıyor musun? Korkutuyorsun beni. Neden korkuyorsun ki Seher? Böyle olmasını sen istedin. Serap'la evlendikten sonra o ve sevgili oğlu vahim bir kazaya kurban gidecekler. Sonra biz tekrar birlikte olacağız. Öyle değil mi canım? Ne yapacaksan yap. Elini çabuk tut artık. Dayanamıyorum. Yok öyle. Oturduğun yerden dayanamıyorum artık demek. Bütün bunların olabilmesi için sen de bana yardım edeceksin. Anladın mı? İn aşağı. Kemal. Sana in aşağı dedim. Ne yapıyorsun? Kemal, ne yapıyorsun? Ne istiyorsun benden? Bugüne kadar çok yaktın canımı. Her seferinde affettim seni. İçimde bir yerlerde hep sevdim seni. Meğer şeytan mısın? Meğer hiçbir şeye değmezmişsin. Kemal. Anamı öldürdüm. Sen benim anamı öldürdün. Param var, gücüm var diye kurtulacağını sanma. Anamın intikamını alacağım senden. Kemal, bana bak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Böyle bir şey yapabilir miyim ben? Beni hiç mi sevmedin? Hiç mi tanımadın beni? Seni ne kadar sevdiğimi hiç mi bilmedin? Tamam. Sana öfkeliydim. Köylülere, anana, hepinize öfkeliydim. Ama ben hiç böyle bir şey yapabilir miyim? Birinin canına kıyabilir miyim? Halide hamileymiş. Onun için gitmesin ona. Bilmiyordum. Çok öfkeliydim. Ama ananı ben öldürmedim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.